Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Tekrardan ilk izleyenler için açıklayayım. Yine ben böyle gelen yorumlara göre her iki fincanın üzerine de farklı objeler koydum. Siz bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için, çocuklarınız için, eşiniz için ya da bir arkadaşınız için seçebilirsiniz. Seçtiğiniz falı niyet edin. Herhangi bir şey için, bu hafta için, bu ay için gibi. Sonra da dinleyin bakalım size ait neler çıkacak fallarda. Bu arada kanalıma girerseniz kanalımın içerisinde oynatma listesi var. Oynatma listesinden diğer falları da görebilirsiniz. Onları da seçip izleyebilirsiniz. Ben bunlardan bu ara sık sık yapmaya çalışıyorum. Çünkü malum hepimiz evlerdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Her gün yaparım. Yorumlarınızı bekliyorum. Seçtiğiniz bir tanesini yorumlara yazın. Bir tanesi kolye ucum vardı benim, şöyle bir elma şeklinde, bir tane de gül. İkisini de ayrı ayrı yaptım. Şimdi ben bu kolye ucundan başlayayım, elmalı olandan. Bunu niyet edenler için bakalım falımızda ne çıkacak. Şöyle kenarıya koyuyorum. Şöyle bir. Oh. Bu arada ellerimiz kızardı. Sürekli böyle kolonyalar, dezenfekteler falan derken. Şimdi şu falı açınca siz de zaten çok bariz bir şekilde görmüşsünüzdür. Büyük bir sıkıntı atlatılmış. Büyük bir üzüntü, yani böyle bir üzüntü, sıkıntı atlatılmış ama böyle ferahlanan bir döneme geçilmiş sanki. Böyle sıkıntıların hepsi geçti. Böyle bir ay doğdu ve hayatınızda, bakın, hayatınızda bütün sıkıntılardan sonra bir insan kaldı. Bütün zorluklardan sonra hayatınıza yeni bir insan alabilirsiniz ya da eşinizle işte baş başa verip bu yolda devam edebilirsiniz. Eliniz avuçta sanki bir insan kalmış ve o kişiye böyle dört elle sarılacaksınız. En zor zamanlarınızda yanınızda olmuş olabilir ya da bundan sonraki hayatınızı onunla geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer ki bekar biriyseniz şöyle yorumlayabiliriz. Bütün sıkıntılardan sonra böyle bir içiniz açılacak ve hayatınıza bir insan gelecek. Bakın, böyle gelmiş, hayatınızın ortasında, merkezinde bir insan var. Bir insanla yola devam edeceksiniz. Bir de parasal, maddi konularla ilgili bir gelişme olacak ama güzel bir gelişme olacak. Elinize bir para geçebilir. Bir mal mülk alabilirsiniz ya da miraslık bir konu varsa, davalık bir konu aleyhinize sonuçlanacak çünkü bu haneye bir mal girmiş şeklinde gözüküyor. Şurada da bir T harfi var. Yakın çevrenizde T harfi olan, isminde veya soy isminde biriyle ilgili güzel bir haber gelecek. Temiz bir haber bence. Bakın böyle bir şurada şöyle bir figür var. Siz de benzetirseniz böyle bir sürüngen hayvan gibi, böyle timsah gibi ya da böyle yukarıya doğru ve haneye doğru tırmanmaya çalışıyor. Güçlü biri, etrafınızda çok güçlü biri var ama bu kişi böyle çok da iyi niyetli değil. Yavaş yavaş size doğru yaklaşıyor. Belki size zarar vermek istiyor olabilir ya da etrafınızda dolanmak, hani etrafınızda olmak onu mutlu ediyor olabilir. Bu insan böyle çok güçlü. Bu iş yerindeyseniz bir patronunuz olabilir. Sizin etrafınızda sürekli. Aile ortamında bir aile büyüğünüzdür. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz gibi biri. Ama onun varlığı sizi biraz rahatsız ediyor. Yani belki eşiniz güçlü bir karakter ve sürekli hayatınızda ama bu kişi sizi biraz rahatsız ediyor sözüyle, hareketleriyle. Yani onun varlığından sıkılmışsınız. Onun gücünden, size yaptırımlarından sıkılmışsınız. Gerçekten de çok güçlü. Hani eğer ki çalışan biriyseniz, iş yerinde sözü geçen biri ve böyle sizi sıkmış artık bu kişi. Ya da hayatınızdaki o güçlü karakter, bazen anne babalarımız olur, çok otoriterdir. Belki hani bazen haddi aşmaktır. Hani anne baba için doğru mudur böyle demek bilmiyorum ama tabii çocuk dünyaya getiriyoruz ama demek o demek değil ki hep bizim istediğimiz gibi olacak. Her şeyi bizim istediğimiz gibi yapacak. Bazen anne babalar da çok inatçı olabiliyor. Çok böyle hayatınızda baskı kurup sizi etkilemeye çalışan biri, kardeşlerinizden biri olabilir. Bu insanın varlığı sizi biraz yormuş. Yorulmuşsunuz ama bakın şöyle kartal şeklini almışsınız. Böyle artık o kişiye karşı durup böyle gücünüzü göstermek için böyle kalkıp şey yapacaksınız. Silkelenip ya artık tamam buraya kadar, biraz hani
deyip karşısında biraz dik duracaksınız. Belki ters düşebilirsiniz. Ama biraz rahatlayacaksınız. Çünkü zaten böyle belki de hayatınızdaki bu kişi size destek verecek. O kişiyle birlikte kendinizi daha güçlü hissedince diğer kişiye karşı da böyle bir dik durabileceksiniz. Şurada sanki böyle bariz bir insan çıkmış. Çok kısa saçlı, önlerinde böyle saçlarını gelmiş. Haneye girmek istiyor. Ailenize biri girebilir, biri katılabilir. Bu kişi böyle ailenize kardeşleriniz, çocuklarınız varsa biri evlenebilir. Söz nişan haberi alabilirsiniz. Ailenize yeni biri katılacak. Ama bu erkek sanki biraz, bilmiyorum. Ya da işte bu aileye katılan birini şey de olabilir. Belki erkek bir bebek mi, ama bebek değildi bu. Yok, bu bence yetişkin biri. Yani ailenize ve yakın çevrenize yeni birini katacaksınız. Bu böyle koşa koşa gelecek sanki aileye. Çok keyifli bir şekilde. Yeni biri var. Onun haricinde bakalım şurada ne çıkmış. Bakın burada büyük bir deve çıkmış. Boynu ve deve oturmuş. Deve böyle, devenin üstünde de bir insan var sanki. Siz olabilirsiniz. Bu biraz böyle maddiyatla, güçle alakalı bir şey. Sanki böyle gücünüzü elinize alacaksınız. Bir yerden bir para kazanacaksınız ama bu böyle kendiliğinden olmayacak. Bakın burada başka bir insan var. Boynunu bükmüş, sırtına binmiş bu deve. Devenin üstünde de başka biri var sanki, ya da ayak ucunda. Yani başka birinin sırtına çıkarak, başka birinin emeğiyle birlikte, başka birinin vasıtasıyla diyebiliriz. Tek başınıza değil ama bir şey elde edeceksiniz. Gelir elde edebilirsiniz, miraslık bir şey kalabilir. Böyle elinize finansal olarak rahatlayacağınız bir yük, mal, para geçecek. Ama dediğim gibi hani bu böyle sizin vasıtanızda değil, bir kişi var, başka bir kişinin vasıtasıyla. Bakın bu boynunu bükmüş, yani onun sırtından kazanılan bir para. Eğer ki bir işverenseniz, çok iyi bir çalışanınız sayesinde ya da biri sayesinde bir sözleşme yapacaksınız. Çok büyük bir para kazanacaksınız. Bir alım satım işleriniz varsa bir arkadaşınızın vasıtasıyla alım satım yapıp karlı çıkacaksınız. Bir iş bulabilirsiniz bir arkadaşınız vasıtasıyla. Hani bu sırtına çıkmak ile şey manasına değil. Hani onun emeğini çalmak, onun emeğinin karşılığını almak gibi değil. Onun vasıtasıyla, onun sırtından gibi. Ama maddi olarak çok rahatlatacak sizi bu. Çok da bariz çıkmış. Finansal olarak bir rahatlama, sadece birinin desteği sayesinde, birinin gücü sayesinde. Şurada böyle bu ayakta dimdik duran, sanki eteği olan bir kadın gibi. Hayatınızdaki bir kadın karakteri. Bu siz de olabilirsiniz ya da yakın çevrenizde aileden biri de olabilir, arkadaş çevresinden biri de olabilir ama dimdik ayakta duracak. Böyle bir herhangi bir konu için sanki böyle düştüğü bir anda psikolojik olarak olabilir, hani maddi veya manevi olarak olabilir ama ayağa kalkıp böyle dimdik olacak ve ışıl ışıl etrafını böyle aydınlık saracak. Yani güçlenen bir kadın figürü çıkmış. Siz hayatınıza göre yorumlayın bunu. Yakınınız, eğer ki bir erkekseniz yakınınızdaki bir kadın, ya da siz bir bayansanız bunu dinleyen kadınsanız ve siz ayağa kalkacaksınız. Sanki böyle hani zaten sıkıntılarda tabağa düşmüştü ya. Sıkıntılardan sonra ayağa kalkacaksınız, dimdik ayakta duracaksınız ve etrafınızda böyle ışıl ışıl parlayacaksınız. Böyle artık hani parlak bir döneme girmiş gibisiniz. Yaptıklarınızla takdir görebilirsiniz. Yaptığınız sözler, yaptığınız iletişim, her şey böyle çok konuşulacak, iyi gelecek herkese ve iyi de olacak sizin için. Sanki bu falan böyle bir rahatlama dönemi. Para da çıktı, güç çıktı, bir kişinin varlığı var. Hayatınıza biri girecek ya da biriyle yol alacaksınız. Eşiniz olabilir bu, sevgiliniz. Sorunlarınız varsa atlatacaksınız bence. Sadece canınızı sıkan bir insan çıkmış. Haneye yeni bir biri girecek. Bunlar çok böyle bariz çıkmış. Siz de buradan görebiliyorsunuz bence. Eğer ki benim göremediğim bir şey olursa siz de yorumlara yazın lütfen. Ben böyle zorlanıyorum hatta bunu çekerken, ama siz de görün istiyorum fincanı. Gerçekten bunlar çıkmış. Ben sadece gördüklerimi yorumluyorum. Sizin şansınıza, sizin seçtiğiniz onca videodan bunu seçiyorsanız, bu iki fincandan da bunu seçiyorsunuz, sizinle alakalı, yüreğin istemişse bence doğruyu seçip duymak istediklerinizi de duyabiliyorsunuz. Bakalım tabağımızda neler çıkmış.
karşılıklı iki kişi. İki kişi karşılıklı böyle oturup çok önemli bir şey hakkında konuşmuşsunuz. Bu bir sizin geleceğiniz olabilir. Bir maddi bir parayla ilgili olabilir. Ya büyük bir gelecek planladınız ya da parasal olarak büyük maddi bir şeyi konuştunuz. Ama uzlaştınız. Böyle karşılıklı konuşma temiz sonuçlanmış. Yalnız bir de şöyle bir şey var. İki kişi böyle ilişkileriniz hakkında konuştuysanız, bu sizin hayatınızsa, bu erkek olanın kafasında başka bir kadın çıkmış. Belki kafası karışmış bir anda eşinizle, partnerinizle konuşup hayatınızı tekrar düzene sokabilirsiniz. Bakın, burada bir erkeğin başucunda, hayalinde, düşüncesinde başka bir kadın da çıkmış burada kafası. Belki kafası karıştığı bir anda onu silkeleyip kendine getirip tekrardan ilişkiye yol alabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Böyle büyük bir konu, büyük bir şey konuşulmuş ama bu konuşulan şey biraz da bakın böyle kedi gibi, böyle sinsice bir göz gibi çıkmış. Olumsuz ya da kötü giden bir şey hakkında konuşulmuş ve büyük kararlar alınmış sanki, alınacak ya da. İkili ilişkilerinize dikkat edin. Belki partnerinizle ilgili böyle bir ayrılık sürecindeyseniz başka bir kadın aranıza giriyor olabilir ama erkeğin düşüncesinde başka bir kadın çıkmış ama sizinle tekrardan birleşecek, yol alacak ve sonrasında bebek de olabilir çünkü kadın hamile gibi de çıkmış. Bir bebek haberi olabilir. Bir bebekle birlikte hayatınız çok başka şekillenir. Zaten bebek dünyaya gelince hayat bambaşka olur artık. İlişkiniz de başka olur. Aile yapınız, her şey. Bebek çok da güzel enerji verir çiftlere. Bence yol alacaksınız. Güzel çıkmış. Burada küçük küçük ağaçlar çıkmış. Hayatınızı şekillendirirken işle ilgili gelişmeleriniz olabilir. Burada da temiz bir ayak çıkmış. Bu alacağınız kararlarda en başta temiz bir ayak sizin istediğiniz şeyler olacak. Sizin istediğiniz şekilde kararlar alınacak sanki. Bu şeyleri siz şekillendireceksiniz bence biraz. Güzel çıkmış, ferah çıkmış yani bu fal. Sorunlar varsa bile bence çözüldüğü bir dönemde. Rahatlayacaksınız. Ben bu finaldan enerjisel olarak çok iyi hissettim. Yani çok da güzel gördüm. Olumsuzluklar dediğim gibi atılıp böyle rahatlanacak bir dönem gibi. Siz de farklı görüldüyseniz yorumlara yazın ama bence her şey güzel olacak. Güzel de düşünelim, pozitif düşünelim. Söylediğimiz sözler sonradan gerçekleşebiliyor. Şuraya da hemen siliyorum. Her yeri kahve yapıyorum. Bakalım şimdi de çiçekli falımızda neler çıkacak. Çiçekli falımızı niyet edenler için umarım ne dilediyseniz gerçek olur. Öncelikle diğer falı da kapattım. Bitirdik. Bakalım bu falımızda neler çıkmış. Şöylece bir bakalım, siz de görün. Ben bir çevireyim bunu. Yani ben bu fal, bu tarz çıkınca falda şey hissediyorum. Ya bir karamsarlık var. Geleceğe dair bir karamsarlık, bir böyle hani bir şey için karar verememişsiniz. E harfi çıkmış. E harfi sizde veya başka birinin isminde E harfi var ve kararsız kaldığınız bir konu var. Ama aldığınız kararlarla içinizde böyle yarım ay doğacak ve ferahlayacaksınız bence. Şimdi bariz bir şekilde şurada bir insan çıkmış böyle. İnsan elini açmış ve elinin üstünde bir şey var. Bakın, size biri büyük bir şey sunacak. Bu sizin hane kısmınız. Bir insan gelecek, elinde böyle kocaman bir şeyle size bir şey sunacak. Böyle sanki elini uzatmış ve uzattığı şey burada. Bu şöyle, size güzel büyük bir teklifle gelecek. Bu küçük bir şey değil. Yani iş hayatındaysanız çok güzel, çok büyük bir iş teklifiyle gelecek. Kendi işiniz varsa yeni bir sözleşme, yeni bir işle ilgili olabilir. Ya da hayatınızda biri varsa evlilik teklifiyle gelecek. Yani size büyük bir teklif, hayatınızı değiştirecek bir şeyle gelecek. Bakın, böyle gelirken de bu elinde tuttuğu şey dimdik durmuş. Yani çok gururla gelecek. Yani kendine çok güvenecek. Sizin ona evet diyeceğinizi bile bile gelecek sanki. Ve zaten sizin istediğiniz bir şey bu. İstediğiniz bir konuyla ilgili. Eli kolu dolu gelecek ve o da çok gururlu. Böyle çok kendinden emin gelecek ve siz de bunu kabul edeceksiniz. Bence ikilemde kalmayacaksınız. Sonra da açılacak her şeyiniz. Bakın, karşılıklı burada iki kişi var. İki kişiyi bir araya gelip konuşacaksınız ve tertemiz çıkmış. Sonrası karamsarlık bitiyor bence.
Çünkü bu karamsarlık var, E harfi var. Ondan sonra bakın bu teklif ve iki kişi bir araya gelip bir karar alacak. Sanki böyle sıkıntılarınız bu beklediğiniz kişi gelmesiyle birlikte sona erecek. İşte artık siz ne bekliyorsanız öyle yorumlayın. Beklediğiniz şeyle ilgili hayatınızda güzel bir gelişme olacak. Bakalım başka burada neler çıkmış. Burada sanki böyle yatan insan gibi gördüm ben bunu. Bakın burada kaşları, bu burnu, bu sakalları sanki bir erkek, yaşlı bir erkek gibi. Karnı bu da böyle yatıyor. Ya yakınlarınızda dikkat edin. Bu yakınlarda yaşlı, rahatsız biri varsa onunla ilgili haber alacaksınız. Yakın çevrenizde biri bu. Böyle sanki görmüşsünüzdür. Bakın kaşları, burnu, bu çenesi ve böyle göbeği ve yatıyor sanki. O kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Rahatsızlandığını duyabilirsiniz. Gidip onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ona bakmak zorunda kalabilirsiniz. Ama umarım temiz sonradan sonuçlanır. Güzel haberler alırsınız onunla ilgili. Bir de burada şöyle bir kelebek gibi bir şey gibi bir şey çıkmış. Böyle hani böyle kanadı var. Böyle önde ayakları böyle uçuyor gibi. Şuradaki. Bu kelebek böyle kelebek gibi şeyler görünce böyle kalbiniz, yüreğiniz böyle bir şeyden heyecanlanacak ama güzel bir şeyden dolayı. Böyle hani bir aşk olabilir, bir huzur, bir gittiğiniz ortamda yalnızsanız flört edebilirsiniz ya da ilişkinizde bir şeyler rayına girer, böyle tekrardan kelebekler içinizde uçuşur. Böyle bir bahar havası gibi. Kendinizi böyle iyi hissedeceğiniz bir şey yaşayacaksınız. Böyle çok rahatlayacaksınız. Böyle kelebekler uçuşuyor sanki falınızda. Ben buna biraz de bekar biri iseniz eğer ki özellikle bekar biri için aşk diyorum. Yani böyle kalbinizi tekrardan heyecanla çarptıracak böyle biri olabilir, hayatınıza girebilir. Onun haricinde bu falda başka çok fazla bir şey çıkmamış. Benim gördüklerim bunlar en azından. Siz de yorumlara yazabilirsiniz gördüklerinizi. Tabağa bakmak istiyorum çünkü fincanımızda sadece o kadar çıkmış. Bazen böyle çıkıyor. Yani hani bazen kısa baktınız falan diyenler oluyor. Belki haklısınız ama gerçekten bazen çıkmıyor. Yani çıkmayan bir şey için de hani böyle varmış gibi konuşamıyorum. Size de gösteriyorum net bir şekilde. Siz de görün. Bakalım burada neler çıkmış. Bakın iki kişi baş başa geleceksiniz. İki kişi böyle güzel bir konuşma olacak. Ama sanki biri uzun yoldan gelecek. Yani beklediğiniz biri gelecek ve konuşacaksınız karşılıklı. Biriyle bir şey tartışmışsınız. Bakın burada bir salyangoz gibi çıkmış. Ev, burada tartışan iki insan. Yani evinizle ilgili bir konuda anlaşamamışsınız. Ya anne babanızla anlaşamadınız ya ev arkadaşınızla ya da eşinizle, çocuklarınız varsa çocuklarınızla böyle evle ilgili bir gelişme olacakmış ama hani taşınmak olabilir, ev eşyalarını değiştirmek olabilir. Böyle bir şey için böyle ağız dalaşı yapılmış gibi. Hani bir kişi taşınmak isteyebilir, öbürü hayır kesinlikle taşınmayacağız, burada kalacağız diyebilirsiniz. Ya da çocuklarınızdan biri başka bir şehre gitmek isteyebilir, başka bir eve taşınmak isteyebilir. Siz kabul etmemiş olabilirsiniz. Böyle bir evle ilgili konuda tartışma çıkmış. Evin içerisinde ya da çıkabilir yani. Bir de şurada böyle küçük beyaz bir yılan çıkmış etrafınızda. Böyle bu insan zararsız beyaz çıkmış ama böyle çok da hoş değil. Yakınınızda sizin hoşlanmadığınız şekilde etrafınıza dolaşan bir insan çıkmış. Ona belki de dikkat etmeniz gerekiyor. Bakınırsanız belki fark edebilirsiniz. Bir kalabalığa gireceksiniz. Bir kalabalığın içerisine böyle bu aralar kalabalığa girmek de nasıl olur bilmiyorum ama belki aile içerisindeki bir kalabalık bu. Böyle söz nişan gibi böyle sevimli bir şey yaşanılacak. Böyle bir doğum günü gibi ama böyle aile bir araya geldiği için çok keyifli bir zaman geçecek ve o aile içerisindeyken böyle bir yerden haber gelecek. Hani birinin telefonunu çalacak bir anda böyle güzel bir haber alacaksınız sanki aile içerisinde. Sizi bir anda mutlu edecek ya da böyle aile içerisinde toplanmışsınızdır. Konuşurken bir tanesi diyecek ki şey ya işte bebeğimiz olacak diye haber verecek size ve böyle siz inanılmaz sevineceksiniz ya da işte bir tanesi gelip diyecek ki işte ben evleniyorum
İşte hayatımda biri var, çok iyi biri. Ve inanılmaz sevineceksiniz. Böyle aile içerisinde kalabalık böyle bir şenlik havası var. Ailece alacağınız bir karar sizi çok mutlu edecek. Ya da çocuklarınızdan biri gelir der, ben evleniyorum. Her şey olabilir ama hani bu ailede alınan haberle birlikte kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güzel, keyifli bir topluluk çıkmış. Başka da bir şey bununla ilgili göremedim ama çok sıkıntılı bir fal değil. Bence güzel bir faldı. Önemli olan niyetti. İnşallah dilekleriniz gerçek olur. Her ne istediyseniz, her ne dilediyseniz gerçek olur. Güzel düşünelim, güzel konuşalım. Olumlu düşünelim. Evet, hayatta ne kadar olumlu düşünürsek düşünelim, olumsuz şeyler de oluyor. Buna da mani olamıyoruz ama yine de iyi düşünmek iyidir. En azından psikolojik olarak bizi ayakta daha güçlü tutar. Umarım dilediğiniz her şey gerçek olur gönlünüzden. Güzel sürprizlerle karşılaşırsınız. Bu zor günleri de, özellikle koronavirüsü ile ilgili zor günleri de ailede, aile içerisinde keyifli vakitler geçirerek, kendi başınıza ya da keyifli ama önemli olan sağlıklı bir şekilde geçirirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.